vesileyle bir kez daha hem sizlerin hem de milletimizin yeni yılını kutluyoruz. Bugün kahraman polisimiz Fethi Sekin'in şehadetinin 5. seneyi devriyesi. Hain teröristlerce İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıya cesaretle karşı koyan ve bu esnada şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'i saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ülke gündemini işgal eden sorunlar vardı. Türkiye'miz Erdoğan şahsi hükümeti yönetiminde kapkara bir kışa girdi. Cehli mikapla malul siyasi eşkıyalık, zam oldu, zulüm oldu, milleti acımasızca vurdu. Memur, emekli, emekçi, milyonlarca dar gelirli 2022'nin hemen başında perişan edildi. Maaş, ücret ve aylıklar hesaba yatmadan Erdoğan'ın zamları milletin cebini de tenceresinde boşalttı. Sofraların bereketini kaçırdı. Millet yeni yılı kutlamayı unuttu. Umutlar yeşermeden soldu. Milletimiz ertesi gün sofrasına ne koyacağını kara kara düşünmeye başladı. Erdoğan'ın zamları milletimizi silindir misali ezdi geçti. Erdoğan tam da yılbaşı gecesi millete korkunç bir tuzak kurdu. Akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, doğalgazdan elektriğe, harçlardan vergilere, her şeye faiz zamlar yaptı. Esas bunun adı siyasi eşkıyalıktır. Yılbaşı gecesi bu yapılan siyasi eşkıyalığın daniskasıdır. Siyasi eşkıyalık eşkıyalığın en vahim olanıdır. Sıradan eşkıya gözüne kestirdiğini soyar. Siyasi eşkıya topyekün milleti soyar. Tekrar ediyorum. Sıradan eşkıya gözüne kestirdiğini soyar. Siyasi eşkıya topyekün milleti soyar. Sıradan eşkıya yol keser. Siyasi eşkıya milletin cebinden yandaşlarının kesesine dolar avro garantili yol döşer. Sıradan eşkıya alenen soyar. Soyulduğunuzu da bilirsiniz. Siyasi eşkıya dış güçler der, faiz dobileri der, dolar baronları, döviz endeksli mevduat der, zamlara tarife değişikliği der, enflasyona fiyat artışı der, millete ipteki cambazı gösterir, çaktırmadan milleti soyar. Sıradan eşkıya paranızı, cüzdanınızı, malınızı gasp eder. Siyasi eşkıya milletin geleceğini, hayallerini, umutlarını, gülümsemesini gasp eder. En acısı da sıradan eşkıya sizi seçer. Siyasi eşkıya ise siz seçersiniz. Siyasi eşkıya da işte bundan güç alır, beni seçen sonuçlarına katlanır rahatlığıyla hareket eder. Siyasi eşkıya hukuk ve adalet dinlemez. Kendini her şeyin üstünde görür. Kimseye de hesap vermez. Bilinen bir kuraldır. Bir ülke ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Siyasi eşkıyada ilim yoktur. Ama zulüm de çoktur. Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Ekonominin kitabını ben yazdım diye kibirlendi. Ben ekonomistim diye böbürlendi. Bu kibirle, cahil cesaretiyle ekonomiyi yönetmeye kalktı. Türkiye 3 ayda 1980'lerin, 1990'ların enflasyonlarına geri döndü. Erdoğan'ın ekonomi ilminden hiçbir şey anlamadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın son ayında tüketici enflasyonu %13,6'ya sıçradı. Bu 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek aylık enflasyon. Erdoğan bunu görünce her zaman yaptığını yaptı. Hemen hiç üstüne sorumluluk almadı. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur dedi. Millete Amerika'yı, Almanya'yı gösterdi. Bizde tek bir aydaki enflasyon, ABD'deki yıllık enflasyonun 2 katı. Almanya'daki yıllık enflasyonun ise 2,5 katı Aralık ayı enflasyonu. Aralık ayı enflasyonu yine komşumuz Yunanistan'daki yıllık enflasyonun 3 katı. Yani bizdeki enflasyonla Amerika Birleşik Devletleri'ni, Almanya'yı karşılaştırmak için gerçekten insanın izanını kaybetmiş olması gerekir. Tabii bir de şu gerçek var. Milletimiz Erdoğan sayesinde Türkiye'deki enflasyon yetmezmiş gibi bir de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun da yükünü çekiyor.
geçilmeyen köprülerin, otoyolların faturası hem dolarla hem de Amerikan enflasyonuyla, bir yandan dolarla bir yandan da Amerikan enflasyonuyla tekrarlayayım, milletin sırtına yıkılıyor. Gerçekler acıdır. Erdoğan şahsım hükümetinin yönettiği Türkiye'de yıllık enflasyon %36 oldu. Türkiye dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 8. ekonomi. Erdoğan 20 yıllık hükümetinin sonunda ülkemizi en yüksek gelire sahip 20 ekonomi liginden düşürdü. Ama enflasyon liginde de ilk 10'a soktu. Şimdi enflasyon liginde beraber olduğumuz ülkeler kim? Suriye, Surinam, Zimbabwe gibi ülkeler. Erdoğan 2002'de iş başına geldiğinde kendisine devredilen tüketici enflasyonu, kendisinden önceki hükümetin devrettiği tüketici enflasyonu %29,7 idi. Şimdi kaç? %36. Bu aynı zamanda son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Peki Erdoğan işbaşı yaptığında üretici enflasyonu kaçtı? %30,8. Şimdi kaç? %79,9. Bu da son 20 yılın en yüksek üretici enflasyonu. Demek ki bugün Türkiye, Erdoğan'ın göreve geldiği günden gününe karşılaştırıldığında çok daha kötü durumda enflasyon bakımında. Ve bu da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Nitekim bağımsız ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma grubuna göre 2021'de tüketici enflasyonu %83. Yani TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonun neredeyse 2,5 katı. Nereden bakarsanız bakın bu rakamlar korkunç. Bu rakamlar ürkütücü. Tabii bir de işin daha kötü yanı aslında turbun büyüğü de heybede. Şimdi üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark tam 44 puan. Yani fabrikadaki, toptancıdaki fiyatlar henüz daha tüketiciye tam yansımamış. Üretici fiyatlarının bir de alt detayları var. Bunlara baktığımız zaman döviz kurundan gelen nispi rekabet gücünün girdi maliyetlerindeki hızlı artışlar nedeniyle ortadan kalkmaya başladığını gösteriyor. Son bir yılda enerji fiyatları %123 artmış. Aramalı fiyatları %92 artmış. Türkiye kur, enflasyon, kur artışı kır döngüsüne sıkışıyor. Ufukta hiper enflasyon çirkin yüzünü göstermeye başladı. Üreticiden tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor. Tabii Erdoğan'ın yılbaşı gecesi milletin sırtına bindirdiği son zamlarda bu tsunamiyi daha da büyütüyor. Daha da yıkıcı hale getiriyor. Doğalgaza zam, elektriğe zam, akaryakıta zam, motorlu taşıtlar vergisine zam, pasaport ücretine zam, ehliyet harcına zam, Avrasya tüneline zam, araç muayene ücretlerine zam, köprü geçiş ücretlerine bir de gizli zam. Milletimiz daha önceki yıllarda yılbaşı sabahı kalktığında Milli Piyango'nun sıralı kazananlar listesine bakardı. Şimdi artık Erdoğan'ın sıralı zamlar listesine bakar oldu. Siyasi eşkıyalık işte tam da budur. Ancak siyasi eşkıya bir gecede bu kadar acımasızca milletini soyup soğana çevirir. Siyasi eşkıya emeklisini, memuruna, emekçisini, hayat pahalılığının pençesine ancak bu kadar göz göre göre terk edebilir. Erdoğan kasaba, manava, bakkala fiyatları indirin diye baskı yapıp duruyor. Reklam filmleri devletin televizyonlarında dönüyor. Aba altından sopa gösteriyor. Ama sonunda fiyatlara en büyük bindirimi kendisi yapıyor. Erdoğan'ın yaptığı bu zamlar dalga dalga ilerleyen günlerde etkisini gösterecektir. Önümüz kara kış. Ve Allah aşkına şu elektriğe yapılan zamma bir bakın. Bir büyüklüğüne bir bakın. Erdoğan elektriğe %52 ile %127 arasında zam yaptı.
bu Cumhuriyet tarihimizin en fahiş elektrik zammı. Tarihi bir rekor. Ayda 200 kilowatt saat elektrik tüketen 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası bir gecede 183 liradan 309 liraya çıktı. Millete elektrik çarpmadı ama Erdoğan çarptı. Elektriği İtalyan fizikçi Volta keşfetti. Ampulü Edison keşfetti. Ampulü yakan şu elektriğe gece yarısı %127 zam yapmayı da Erdoğan keşfetti. Ama milletimiz de artık daha fazla ona buna zam gelmemesi için ampulü söndürmenin şart olduğunu da keşfetti. Peki enflasyon 3 ayda neden şaha kalktı? Cevap basit. Erdoğan'ın kibri yüzünden şaha kalktı. Erdoğan faiz sebep, enflasyon sonuç buyurdu. Enflasyon artarken Merkez Bankası'na politika faizini 5 puan indirtti. Sonunda ne oldu? Aynı dönemde yıllık enflasyon %19,6'dan %36,1'e çıktı. Demek ki faiz sebep, enflasyon sonuç değilmiş. Neymiş? Yarı cahil, kör cahilden betermiş. Rahmetli Osman Bölükbaşı'nın çok güzel bir sözü var. Zengini hayırsız evlat, siyasetçiyi kuru inat batırır diyor. Erdoğan'ın inadı sadece kendini batırsa hadi neyse diyeceğiz. Ama Erdoğan'ın inadı hem milletimizi hem de ülkemizi batırıyor. Evet, Erdoğan kendi ediyor, kendi buluyor ama milletimiz de Erdoğan'ın elinde gül gibi sararıp soluyor. Döviz şahlandı, enflasyon coştu, paramız pul oldu, malımız, mülkümüz kelepir oldu. Erdoğan ipin ucunu elinden kaçırdı. Ülke yangın yerine dönünce de olan bitene bu sefer kulp takmaya çalıştı. Çin işi dedi, Japon işi dedi. TL'nin erimesine rekabetçi kur dedi. Bunların hiçbiri tutmadı. Sonra İzmir İktisat Kongresi kararlarından Atatürk'ten medet ummaya kalktı. Ama tabii alışmadık ağızda, bu da tutmadı. Erdoğan bu sefer faizi indirmek nasın gereği dedi. Yine kimse inanmadı. Herkes dövize koşmaya devam etti. Sonunda çıktı, parasını pul ettiği milletimize Rabbimiz sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınar diyerek beceriksizliğine yüce Allah'ın ayetlerini kılıf yapmaya kalktı. Açık söyleyeyim, böylesi bir mülevvesliğe, böylesi bir pespayeliğe, böylesi bir acizliğe siyasi hayatımızda hiç rastlanmamıştır. Buradan açıkça ifade ediyorum, söylüyorum, söylüyoruz. Elini de, dilini de, gözünü de Erdoğan bu milletin dininden ve diyanetinden çekmelidir. Siyasi menfaat devşirmek için milletin kutsallarını kirletmeye kalkmamalıdır. Bugün bir yıkım yaşanıyorsa bu yıkımın sorumlusu Erdoğan'dır. Yıkım olmuş, Badel Harabül Basra, yani Basra yıkıldıktan sonra Erdoğan çıktı. Sebebi ne olursa olsun vatandaşın %36 enflasyonla karşılaşmasından üzgünüz dedi. Timsah gözyaşları döktü. Milleti ezen enflasyonun sorumluluğunu yine başkalarına yıkmaya çalıştı. Sebebi ne olursa olsunmuş. Söylüyorum, tekrarlıyorum. Söylüyoruz, tekrarlıyoruz. Bu yıkımın tek bir sorumlusu vardır. O da Erdoğan'dır. Daha önce uyardık. 84 milyonluk koca bir ülkeyi ve 800 milyar dolarlık bir ekonomiyi safsatalarınızı test etmek için canlı laboratuvar olarak kullanmayın dedik. Milletimizin feryadı, figanı arşa çıktı. Ama ne bizim sesimiz ne de milletin feryadı sarayın kibir duvarlarını bir türlü aşamadı. Şimdilerde Erdoğan dövizin köpüğünü aldım, enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağım demeye başladı. Dövizin üzerindeki köpüğü aldınız falan yok, döviz hala köpürmeye devam ediyor. Tıpkı Bakan Nebati'nin gözleri gibi döviz hala kıpır kıpır. Kendisine tavsiyemiz, köpü küpletmeyi artık bırakın. Dönün, şu milletin haline bir bakın. Bu ülkede her 100 kişiden 10'u 65 yaş ve üzerinde.
9,5 milyon emeklimiz var. Bunlar yaşama tutunmaya çalışıyor. Erdoğan'ın yönettiği ülkemizde tek bir kişinin aylık yaşam maliyeti 4.927 lira. Emeklilerimiz Erdoğan sayesinde şimdi kan ağlıyor. Çalışarak ömrünü tüketmiş bu yurttaşlarımız kara kışı nasıl aşacağını kara kara düşünüyor. 2500 lirayla emeklilerimiz bu kara kışı geçiremez. Buradan söylüyorum. Bir defa daha ifade edeyim. Enflasyonda turpun büyüğü heybede, üretici fiyatlarından tüketicilere doğru görülmemiş bir tsunami geliyor. Emeklilerimizi yaklaşan tsunamiye ezdirmeyin. Sopayla, tehditle bu işleri çözemezsiniz. Adam akıllı tedbir almak şart. Sayın Genel Başkanımız sizi kara kış fonu kurun diye çok uyardı. En düşük emekli aylığı 4.253 lira olsun diye Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste kanun teklifi de verdik. Ama Erdoğan bizi dinlemedi. Bunu emeklilerimizin takdirine sunuyoruz. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değdi mi? Enflasyon düştü mü? Hayır, arttı. Peki faiz düştü mü? Hayır, o da arttı. Merkez Bankası sarayın talimatıyla politika faizini %19'dan %14'e indirdi. Tabela faizi 5 puan düştü ama aynı dönemde vatandaşların kullandığı ihtiyaç kredisi faizi 5 puan. Taşıt kredisi faizi 5 puan. 5 yıllık devlet tahvilinin faizi, hazinenin çıkardığı devlet tahvilinin faizi 7 puan, 10 yıllık devlet tahvilinin faizi de 6 puan arttı. Erdoğan'ın bu faiz politikasından emekçi, emekli, memur, esnaf, çiftçi, sanayici, çalışan, çalışmayan herkes kaybetti. Peki kimler kazandı? Her şeyden önce faiz lobisi kazandı. Merkez Bankası'ndan %14'le borçlanan bankalar şimdi millete %30'la, %40'la ticari kredi vermeye başladı. Sevgili Peygamberimiz, bir kimsenin kıldığı namaz, tuttuğu oruç sizi aldatmasın. O kimsenin dirhem ve dinarla ilişkisine bakın diye ne güzel buyurmuş. Erdoğan şimdilerde bizim paramız belli, o da Türk lirası diyor. Ancak fikriyle zikri bugüne kadar olduğu gibi hiç tutmuyor. Bakın, beşli çeteye milletin kesesinden, milletin geçmediği köprüler, kullanmadığı otoyol ve tüneller için dolarla, avroyla garanti veren Erdoğan değil mi? Bunlardan geçiş ücretlerini dolarla, avroyla Erdoğan belirlemedi mi? 2016 başından bugüne kadar bunlara 10 milyar doları Erdoğan ödemedi mi? Ülkemizin güneşinden, rüzgarından, derelerinden ürettiğimiz yerli ve milli enerjimize bile dolarla garantiyi yine Erdoğan vermedi mi? Şimdi dolarla garantiye bağlanmış, lisansa bağlanmış 105 milyar kilowatt saatlik tesis var. Siz doları bıraktığınız zaman yenilenebilir enerjinin 9 sent olan, şu anda yenilenebilir enerjinin kilowatt saatine yaklaşık 9 sent ödüyoruz. Doları bıraktığınız zaman elden kaçtığı andan itibaren misliyle bu elektrik fiyatı olarak bize dönüyor. Madem yerlisiniz, madem millisiniz, bu santrallerde üretilen elektriğin kilowatt saat fiyatını şimdi yeni kurulacak tesisler için uygulayacağınız tarifeye çeksenize. Yani Türk lirası tarifeye çeksenize. Bu ne kadar tasarruf sağlayacak biliyor musunuz? Yılda 82 milyar liralık koca bir külfet milletin sırtından kalkmış olacak. Bitti mi? Hayır, bitmedi. En son Türk lirası mevduata 84 milyonun kesesinden dolarla faizi Erdoğan giydirmedi mi? Daha 10 gün geçmedi, dolara endeksli mevduat için hazineye binecek yük yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Merkez Bankası 27 Aralık tarihinde dolar garantili mevduat için 11 lira 44 kuruş dolar kuru açıkladı. Bugün dolar kuru ne kadar? 13 lira 30 kuruş. Dolar kuru bundan sonra hiç değişmese bankaya 1 milyon lira mevduat yatıran zenginin cebine 3 ay sonra 1 milyon 162 bin 862 lira girecek.
bu 162.862 liralık faizin 42.500 liralık kısmını banka ödeyecek. Geriye kalan 120.362 liralık kısmını ise, yani bankanın ödeyeceği faizin 3 katını ise bu milletin hazinesi garip gurebanın kesesinden ödeyecek. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. 1 milyon liradan fazla mevduatı olanların tamamı dövize endeksli faize geçiş yapsa 3 ayın sonunda hazinenin sırtına binecek yük 44 milyar 389 milyon lira yapıyor. Rahmetli Özal, dövize çevrilebilir mevduat belasından kurtulduğumuzda boşuna inşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız, kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmazlar demişti. Rahmetli sanki bu günleri görmüş. Erdoğan'ın sebep olduğu bu ev yapımı krizden yararlananlar belli. Faiz ve döviz baronları. Erdoğan köpük deyip küçük tasarrufçunun alın terini çarpıyor. Faiz lobisi ve döviz baronlarına hüplettiriyor. Emekçiyi, emekliyi, çiftçiyi, esnafı, KOBİ sahibini, işsizi batırıyor. Onun gözünde fakir zaten çalmasını bilmediği için fakir. Ama Erdoğan'ın hakir gördüğü fakir, Erdoğan'a açıktan ah ediyor. Ve şunu bu topraklar çok iyi biliyor. Mazlumun ahı indirir şahı. Erdoğan da artık kendisi için yolun sonunun geldiğini görüyor. O nedenle de yandaşlarıyla, beslemeleriyle, yanaşmalarıyla hanı yağmaya hız veriyor. Siyasi eşkıyalık zirve yapıyor. Ne yazık ki milletin alın terini, emeğini, birim kimini yağmalamaktan çekinmeyen, beytülmali talan edilecek ganimet olarak gören sapkın bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu çürük zihniyetin beyin kıvrımlarından çıkan şu sözler esasen her şeyi özetliyor. 700 ton altınımız var. Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var. Bunu kime bırakacaksınız? Hırsızlara mı bırakacaksınız? Ne demişler? Bir lafa bakarım laf mı diye, bir adama bakarım adam mı diye. Beyefendi, ne o altınlar ne de Merkez Bankası'ndaki dövizler bu hükümet ve onun yanaşmalarının malı değil. Onlar 84 milyonun 99 yıllık alın teri, göz nuru, emeği. Zaten bu çürük kafayla Merkez Bankası kasasını yağmalaya yağmalaya bankaya ait tek sent bırakmadılar. 128 milyar doları işte bu sakil zihniyet yağmaladı. Hala da yağmalamaya devam ediyor. 24 Aralık itibariyle Merkez Bankası kasasındaki döviz açığı 56 milyar dolara çıktı. Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç testine başlamadan önce 10 Eylül'de kasadaki açık 39 milyar dolardı. Sadece 3 ayda Merkez Bankası döviz kasasındaki açık 17 milyar dolar arttı. Bu talanın 9 milyar doları da 20 Aralık finansal kumpası ve ardından gelen birkaç günde gerçekleşti. Erdoğan kendisinden sonra gelecek hükümete yani Millet İttifakı'na talan edilmiş bir hazine eksi 100 milyar dolara düşmüş bir döviz rezervi bırakmadan rahat etmeyebilir. Şimdi meclise getirdikleri her yasa talanı hızlandırmaya yönelik. 22 limanın işletme hakkının peşkeşine yönelik teklif mecliste görüşülüyor. Kendileri, beşli çeteleri yetmedi, hanı yağmaya şimdi Katar'ı da ortak ediyorlar. Türkiye'nin göz bebeği Antalya Limanı ihalesiz, hesapsız, kitapsız 2047'ye kadar Katar'ın üstüne zimmetlenmeye çalışılıyor. Bu Katar sevdası nedir? Bu para pul işlerinde Katar'a tanınan imtiyazların arkasında nasıl bir ilişki vardır? Erdoğan'ın bir dönem ağzından düşürmediği mavi vatanımızda emperyal devletler sondaj yapmak için şimdi Katar devletine ait şirketleri kullanıyor. Demek ki Katar'la nasıl bir ilişki olduğunu emperyaller biliyor. Zaten Erdoğan'dan da nedense Katar'a gık çıkaramıyor. Meclise bir kanun maddesi sunuldu. Merkez Bankası'ndaki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak mal ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir konamaz deniyor.
Bu ilginç bir düzenleme. Bu düzenlemeyi hangi ülke neden istiyor? Veya hangi ülke neyin karşılığında istiyor? Erdoğan artık sonuna geldiği bu yağma düzeninin Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirerek milletten gizlemeye çalışıyor. İşte geçtiğimiz yılın son günü. Yaşananlara bir bakalım. Merkez Bankası bilançosunda 30 Aralık gününe kadar 70 milyar liralık bir zarar var. Bir gün sonra 31 Aralık'ta, yani tek bir günde bu 70 milyarlık zarar 60 milyarlık kâra dönüveriyor. Ortada 130 milyar liralık, yani yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hokus pokus var. İşin daha da vahimi, bunun danışıklı dövüş olduğu görülüyor. Çünkü hazinenin çok daha önce açıklamış olduğu finansman programında bu muhasebe oyununun ortaya çıkardığı getiri, hazineye getiri yer alıyor. Şimdi biz bu konuda bir soru önergesi hazırladık. Konuyu da meclis gündemine taşıyacağız. Yine dikkatimizi çeken bir başka ciddi hukuki sıkıntı, usulsüzlük daha var. 3 Ocak 2022 tarihinde Merkez Bankası bir uygulama talimatı yayınlıyor. Bu talimatta ihracat bedeli dövizin %25'inin Merkez Bankası'na satılmasını düzenliyor. Şimdi biz merak ediyoruz. Bu düzenlemeye dayanak teşkil eden ihracat genelgesinin ek birinci maddesi bundan bahsediyor. Ne zaman yayınlandı? Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun, Türk parasını kıymet koruma hakkında 32 sayılı karar hala ortada dururken ihracatçılarımızı mağdur eden bir düzenleme, basit bir uygulama talimatıyla nasıl yapılıyor? Bu konuyu da meclis gündemine taşıyoruz. Çok açık söyleyeyim. Bu saatten sonra Merkez Bankası ve hazine dehlizleri arasında şüphe uyandıran kural ve teamüllerin arkasından dolanan her iş soruşturma konusudur. Sayın Genel Başkanımız bu konuda zaten bir milat belirledi. 18 Ekim 2021. İşini düzgün yapan, hukukun arkasından dolanmayan, dürüst devlet memurlarımızın hepsi rahat olsun. Artık az kaldı. Vatandaşlarımız da müsterih olsun. 20 Kasım finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini köpük yapıp hüpletenler, ilkin sandıkta millete, sonra da hukuk önünde adalete bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Kimse meclis denetiminden şimdilik kaçtım diye sevinmesin. Artık bu saatten sonra şeriatın kestiği parmak acımaz. Herkes yaptığının hesabını adalete vermek zorundadır. Erdoğan da bunu biliyor. Panikledi. İç savaş çığırtkanlığına başladı. Biz Erdoğan'ın korku ve telaşını çok iyi anlıyoruz. Ne diyor Nazım? Hiçbir korkuya benzemez diyor halkını satanın korkusu. Biz biliyoruz. Erdoğan çok korktuğu için çok konuşuyor. Erdoğan artık konuşmayı bıraksın. Bu ucube rejimi milletin başına musallat eden kendisidir. Bunu yaparken ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz diyordu. Şirket batıran yönetici ne yapar? Ya istifa eder ya da hissedarlar onun işine, iş akdine son verir. Erdoğan gereğini yapsın. Ya istifa etsin, istifa etmiyorsa sandığı milletin önüne getirsin. Bu ülkenin 84 milyon hissedarı zaten gereğini yapar. Erdoğan'ın iş akdini tazminatsız fesheder. Ondan sonra da hissedarlar zararın tazmini davasını mahkemelerde açarlar. Artık o sandık gelecek. Millet de sözünü söyleyecek. Milletin sözünün üstüne söz olmaz. Bunu herkes gibi Erdoğan da öğrenecek. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim, müsaadenizle şimdi bize yönlendirilen sorular oldu. Onları ileteceğim. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen sorular var. ATV'nin ilk sorusu şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen merdivene ters binen kedi videosu sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce merdivene ters bindiği görüntülerle birlikte yayınlanıyor ve adaylık mesajı olarak yorumlanıyor. Sizin bu konuya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Hoppala. Yani bu soru bir gazeteci sorusu mu yoksa troll yorumu mu?
Kimse öküz altında kedi aramaz. Bu kanallar AK Parti Genel Başkanı'nı Sayın Genel Başkanımızla karşılıklı tartışma programına çağırsınlar. Millet kimin ne yaptığını, kimin kendi derdiyle dertlendiğini, kimin derdine derman olacağını bir güzel görsün. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı ziyareti sırasında kapıya zinciri Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumalarını taktığı iddiası için sizin bir yorumunuz var mı? Yani iletişim koordinatörlüğümüz bu iddia için gerekli açıklamayı yaptı. Ben artık bunun üstüne yeni bir açıklama yapmayı gerekli görmüyorum. Oradan cevabı bulabilirler. Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu da şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün MÜSİAD ile yaptığı toplantıda yeni ekonomi modelini anlatırken MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz ifadesini kullandı. Bu açıklama konusunda sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi tabii bu açıklama vahim. Yani bu memlekette bir grup vatandaşın kazancını helal, diğer bir grup vatandaşın kazancını da haram diye ayıran bir Maliye ve Hazine Bakanı olduğunu gösteriyor. Ya bu akıl tutulmasının zirve yaptığı bir yerdir. Sayın Bakan, bu hak ve yetkiyi kendinizde nasıl görüyorsunuz? Siz vergilendirilmiş kazanç kutsaldır sözlerini kendine düstur kabul eden bir bakanlığın başında oturuyorsunuz. Bu sözleri nasıl söylersiniz? Size göre hangi esnafın, kasabın, bakkalın kazancı haram? Ayıptır, günahtır. Bu laflar haramzadelerin lafıdır. Helali haramı konuşanlar dün 20 Aralık finansal kumpası ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdiğimiz araştırma önergemize karşı oy vermemeliydi. Konuşmamda da söyledim. Artık bu milletin dininden, diyanetinden şu kirli dilinizi bir çekin. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. Bakan Nebati ayrıca ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politikalar var dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Hayırdır. Saray sosyetesi Bizans saray sosyetesine mi imreniyor? Bizans saray sosyetesi gibi ortalık yangın yerine dönmüşken meleklerin cinsiyetini tartışmaya başladılar. Nebati Bakan kendi şirketlerini ortodoks mu yönetir, heterodoks mu yönetir bilmem. Ama bir şey söyleyeyim. Devlet devlet gibi yönetilir. Bugün hayat pahalılığına ezdirdiniz. Milletin ihtiyacı da budur. Devlet yönetimi liyakat ister, bilgi ister, tecrübe ister, güven ister, özveri ister. Bu arada Nebati Bakan demiş ki bu yıl rekorlar yılı olacak. Bozuk saat bile 12 saatte günde 2 kere doğruyu gösterir. Nebati Bakan'ın da zaman zaman doğru söylediği şeyler oluyor. Mesela hatırlıyorum, dış güçler yok dedi. Bugün yaşananlara dış güçler dahil olmadı dedi. Doğruydu. Çünkü yaşananlar ev yapımı, Erdoğan'ın ev yapımı krizdi. 20 Aralık'ta küçük yatırımcı çarpıldı dedi. Elhak, o da doğruydu. Bizzat kendileri küçük yatırımcıyı kumpasa getirdiler, çarptılar. Şimdi diyor ki bu yıl tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olacak. Elhak, o da doğru. Zaten tarihi rekorları görmeye başladık. Enflasyon tarihi rekorunu 2021 sonunda kırdı. Bu gidişle daha da kırmaya devam edecek. Daha henüz zirveyi görmedik. Göreceksiniz, faizde de rekorlar kırılacak. Göreceksiniz, büyümede bütün bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenecek ve işsizlik de Türkiye'de yeni rekorlara imza atmaya başlayacak. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, müsaadenizle bir soru daha var, onu da iletebilir miyim? Anka Haber Ajansı tarafından yönlendirildi bu soruda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, genel kurulda görüşmeleri başlayan limanların işletme hakkının 49 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifinin geri çekilmesini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Şentop,
genel kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin meclis başkanına herhangi bir müdahale yetkisi olmadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum. Kamuoyunu yanıltıcı sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum dedi. Sizin buna ilişkin bir yanıtınız ve yorumunuz olur mu? Ya açıkçası şunu söyleyeyim. Tabii yani bugün Türkiye'de ortada çok büyük bir vurgun girişimi var. Bu limanlar hadisesiyle birlikte. Sayın Şentop usulle, esasla uğraşacağına önce çıksın, şu vurgun girişimine bir iki laf etsin. Bu ülkede vurgunu önleyecek bir tek yer kaldı. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onun başkanı da usulle uğraşıyor. Sayın Şentop usulü bıraksın, artık esasa gelsin ve getirilen bu vurgun yasasına bir güzel karşı çıkıversin. Teşekkür ediyorum ben de.